Tedbirat-ül İlahiye'nin bir kısmında İbn Arabi Hazretleri diyor ki, şimdi bize gelen verileri sizzat-ı âlinize bir şeyler arz etmeye çalışıyorum. Bunlar duyu organları vasıtasıyla size ulaşıyor. Zihnimizi bir deniz gibi düşünelim. Göl, deniz öyle gibi. Orada bazı dalgalanmalar oluyor. Siz bir mütalaa yapıyorsunuz, önceki bilgilerle karşılaştırıyorsunuz. Bunlar sizde bazı duygular uyandırıyor. Bir şekilde böyle bir hareket başlıyor. Ve bu hareketin sonucunda da biz bir neticeye ulaşıyoruz. Bunun adı kıyasat-ı akliyedir bizcesi. Veyahut nedensellik. Yani bir şeyler anlattınız, siz hafızanızda bunları bir şekilde değerlendirdiniz. Daha önceki bilgilerle karşılaştırdınız ve bir neticeye vardınız. Frenkçesi causality'dir. Eğer sadece o zihin dalgalanmalarında kalırsa biz bir şekilde dünyayı anlayamıyoruz. Orada diyor ki İbn Arabi Hazretleri, Allah Allah, gözlerim yaşarıyor bunu söylediğim zaman. O dalgalanmalar diyor, kalp sahillerine vurduğu zaman diyor, oradan gelen ilahi varidat ile buluştuğu zaman diyor, netice çıkarmaya. Buradan ne çıkıyor? Kalp için ne diyebiliriz? Gençlere nasıl anlatacağız kalbi? Esas bilgi işlem merkezi zihin değil, kalp. Demek ki bir size gelen bir veriyi, bir şeyi söylediği zaman sizin vicdanınızdan, aklı seliminizden, kalbinizden, vicdan kalple ve gözle aynı anda görme manasına gelir. Ragıp el-İsfahani'nin müfredatında Kur'an-ı Kerim'in üzerine çalışma yapan herkese Ragıp el-İsfahani'nin müfredatını okumalarını, kelime analizlerini, mastar analizlerini okumalarını tavsiye ederim. Orada vecede köküne girdiğiniz zaman akılla ve kalple aynı anda görmek diyor vecede. Yani bakın aslında her şey var. Her şey söylenmiş. Yeter ki onları bir araya getirelim. İşte aklı selim, vicdan, kalp devreye girdiği zaman ne oluyoruz? Furkan hali üzerimize geliyor. Hakla batılı birbirine ayırmak. Furkan. Kur'an-ı Azimüşşan isimlerinden bir tanesi olur. Hapı yutmuyoruz abi. Yani söyleneni bir şekilde değerlendirebilecek marifet seviyesine ulaşıyoruz. İnşallah. Lehum kulubun la yefkahune biha, lehum ayunun la yübsirune biha, lehum azanun la yesmeune biha, ulaike kel en'amü belhum adal. Onlar hayvandan da aşağıdadır diyor. Ayet-i kerimenin devamında o ayetinin ve lezine kezebu ayatina bi ayatina senestedricuhum min haysu la ya'lemun. Ayetlerimizi, bak ayeti şimdi işaret olarak anlamamız lazım. Biz şu anda farkına varmadan bir yayın var üzerimizde. Bu yayın iki kanaldan geliyor. Bir tanesi çevremizden geliyor. Çevremizden gelen en güçlü yayında zat-ı âlisiniz. Çünkü Allah insana insandan tecelli eder. Eğer o gözle size bakabilsem pat derdim düşerdim bayılırdım. Şaka değil bu. Hakikaten böyle. Demek ki şu anda bir şeyler oluyor burada. Bir ayetler, işaretler geliyor. Ayrıca nereden geliyor? Tabiattan geliyor. De biraz çıksak kuşların sesi, güzel bir manzara, efendime söyleyeyim. Bütün bunlar işaretler. Biz bu işaretler olmadan yaşayamayız. Bunu anlatabilmek için birazdan sanallığa geleceğiz. Bir filmden örnek verelim. Kuzuların Sessizliği filminde benim meslektaşım, hastalarını yiyen Hannibal Lecter camın arkasında Judy Foster geliyor. Bir seri katil var. Ondan bilgi almak istiyor. Hannibal Lecter geliyor camın arkasına. Şimdi kandıracak ya Judy Foster onu. Diyor ki bak diyor. Adam bir beton hücrenin içinde bir cam var ön tarafında. Düşünün ayetlerden nasıl kesilmiş adam. Yani adam gökyüzünü görmüyor, kuş sesini duymuyor, yeşillik yok. Bak diyor, seni diyor ne ayrıntı o ya. Seni diyor biz diyor bir şey, eğer diyor bana bir yardım edersen seni bilmem ne ayrıntı da götüreceğiz diyor. Bilmem ne adasına götüreceğiz. Her gün yüzeceksin abi diyor. Kumlar diyor, yeşillikler diyor.
Orada ne olur Hannibal Lecter'in gözlerindeki ifadeye bak. Adam böyle baygın. Ne anladık buradan? Buradan şunu anladık. Eğer biz Matrix'in içine girersek, cep telefonunu kastediyorum, ayetlerden kesiliyoruz. Allah'ın işaretlerinden kesiliyor. Peki diyeceksin ki niye yapıyorlar? Kanıyoruz. Yani bir şekilde olayın farkında değiliz. Demek ki biz çevreden ve kendi içimizden de bize işaretler geliyor. Mesela bu işaretlerin en önemlisi nedir? Rüya. Biz her gece rüyalar vasıtasıyla uyarılar alıyoruz. İşte efendime söyleyeyim, bazen müjdeler alıyoruz. İşte bu ayetler, ayeti bu manada anlarsak, bu ayetler olmadan hayatın tadı, tuzu yok. Bir şekilde bu ayetlerden kesildiğimiz için zikrettiğim ayeti kerime ve lezine kezzebu bi ayetina. Benim ayetimi, ayetlerimi, işaretlerimi görmemezlikten gelenler, gömerim onları diyor. Senestedricihum min haysu la ya'lemun. Farkına varmadan gömerim. Şimdi artık nefsi apsını anladığınıza göre nereye gömüleceğiz? Esfele safilin dedik ya, bodrum katı dedik ya, nefse emmarenin altındaki. O karanlıklara doğru diyeceksin ama atıyorsun abi. Aman no, vallahi atmıyorum. Twenge'nin son kitabını alın, oradaki istatistiklere bakın. Ne var orada? İşte inanılmaz istatistikler var. Twenge çok tanınmış, çok güzel ciddi araştırmalar yapan batılı bir psikolog, sosyolog.